Merhaba, bugün Necdet Hocam'la birlikteyiz. Uzun süre kickbox da yaptık değil mi hocam, evet, birlikte? Beraber. Ben pilates yapıyorum, o kickbox yapıyor. Değiştiriyoruz. Necdet Hocam konuya da hakim, tekme yumruk da bol bol attı. Dövüşçüler için bir antrenman programı hazırladı, böyle pilates egzersizlerinden oluşan. Bizim için neler hazırladın, amaçlarımız neler olacak bu programda? Hem biraz böyle eklem hareketliliği için biraz bir şeyler yaptık, hem de biraz karmaşık hareketleri bir araya koyduk. Hem kuvvet, hem koordinasyon, hem hareket açılıklığını geliştiren hareketler yapacağız. Evet. Mobility, stability, evet. Esneklik, evet. Birçok koordinasyon, core, her şey bizi bekliyor. Her şey bizi bekliyor. Yerde köprü hareketiyle başlayacağız. Tek bacaklı köprü. Bu hareket hocam, şu vuruşu yaparken hem kontrollü girip çıkmak için yapacağımız evet. Hareket değil mi? Evet. Yani arka çapraz sistem dediğimiz bir sistem var. Oraya biraz odaklanmak için yapacağımız bir şey. Yine böyle kasarak güzel yapmamız gereken bir hareket. Önce güzel bir köprü yapabiliyor olmak lazım ama. Köprü hareketi çok önemli ama düzgün yapmak zor ve konsantre olarak yapmak gereken bir hareket. Ayakları biraz daha kapalı tutuyoruz. Burada dört parmak gibi bir boşluk bulabiliriz. Daha önceki videolarda da çekmiştik bunu. Şimdi kalçayı orayı bozmadan yukarı doğru kaldırıyoruz düz bir şekilde. Şimdi hemsinikleri gergin Ahmet Hocam, sıkı. Kalça aktif. Ayaklarının altında sanki kilim var, onları geriye doğru çekiyormuş gibi basıyor. Böylece bu hemsinikler daha da devreye giriyor. Burası düz bir hat görüyoruz burada. İyice yukarı itiyoruz bunu. Güzel. Belde yük yok. Kalçada, hemsinikte. İç bacaklarını yakın tutuyoruz ki burası da aktif duruyor. Ve tekrar aşağı iniyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Kolları da basıyoruz şimdi yere. Tricepsler devreye gidiyor. Elleri iyice bastık yere, triceps devreye girdi. Görüyorsunuz orada. Dizleri sıkı tutuyoruz, iç taraf aktif. Ayakların altında kilim var, kendimize doğru çekiyoruz, daha da aktif oluyor burası. Kalça yukarıda, düz bir hat görüyoruz. Burada bu giriş çıkışı görmüyoruz, tekrar aşağı iniyoruz. Bu köprüyü düzgün bir şekilde yapabiliyor olmak lazım şimdiki yapacağımız hareket için. Bunu çünkü tek bacakla yapacağız. Bu tek bacağı yapabilmek için köprü hareketini düzgün yapıyoruz ve pelvis stabilizasyonunu iyi yapıyor olmamız gerekiyor. Düzgün bir köprü yapıyoruz önce. Yukarıya kalkıyoruz, kolu yere bastık, iç bacaklar aktif. Ayağın altında kilim varmış gibi çekiyor, hemsinikler devrede. Şimdi bacağı kaldırırken kolu çekiyor ve bırakıyor. Dengeyi bozmadan, hizalamayı bozmadan tekrar kapatıyor. Tekrar ayağı koy hocam yere. Koy 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 koy, bas ağırlığı. İki bacağının üstüne al ağırlığı. Tekrar kapat, koy ağırlığı. İki bacağı da al ağırlığı. Tekrar kapat ve tekrar bas. Kalça yukarıda, dizleri açmıyor. Tekrar bastır. Burası uzun, burayı kabartma hocam. Kalça yukarı it, tekrar. Bas, son bir tane yapalım. Hiç kolay değil. Tekrar bıraktık ve indik aşağıya. Bıraktık hocam. Oo, çok iyi. Güzel. Müthiş hissettiriyor. Evet. Beni de çok iyi geliyor sanki. Evet. Çok yani güzel. Düzgün açılara dikkat edersek, ilk köprüyü güzel yaparsak. Evet. Güzel. Hissettiriyorum. Evet. Güzelmiş. Aynen hocam. Çok güzelmiş. Evet. Sıradaki. Nasıl zandır zandır var ya. Güzelmiş. Ve de nasıl iyi geliyor. Evet. Tam topluyor, iyi hissettiriyor. Aynen. Ya. Yani aslında burada köprüde yürüme hareketi var. Evet. O çekme olayını ben hiç yapmıyormuşum. Hı-hı. O kilim olayı acayip iyi evet. Aktif ediyor. Hamsinikleri çok güzel aktif ediyor. Sadece kaldırıyorsun duruyor öyle. Evet. Yani hareketi yapmak var, bir de yapmak var. Şimdi ön oblik sistem dediğimiz bir şey çalışacağız hocam. Karnın yan tarafını, alt yan tarafını ve bacağın iç tarafını beraber çalıştığımız bu siz dövüşte çok kullanıyorsunuz zannedersem. Tüm yumruklarda, kontrollü vuruşlarda oradan kullanıyoruz. Aynen. Aslında yürürken bile çok kullandığımız bir sistem. Günlük hayatta da farkında değiliz ama bunlar beraber çalışan şeyler. Dövüş sporlarında da ayrıca bir önemi var galiba. Şimdi bu ayağımızı masa pozisyonuna alıyoruz. Diğer bacak yukarı, burada uzun. Bunu yukarıda da yapabiliyoruz ama şimdilik burada yapıyoruz. Ben elimde bir tane bu yoga kutusu gibi dedikleri bir şey var. Bunu Ahmet Hocam'ın iç bacağının iç tarafına doğru bastırıyorum. Ama kalçasını hiç bozmuyor. Ben buradan istikçe bunu kaldırmıyor. Bunu birinin olmasına gerek yok. Bunun gibi bir şey duvara yaslayarak da, duvar kenarında da yapabilirsiniz. Ben küçük buradan bastırıyorum. Ahmet Hocam'ın bir eli başının arkasında, tam başının arkasına parmaklarıyla geçiriyor. Bu elin görevi başı desteklemek ve yukarıya doğru uzatmak aslında. Öne doğru çekmek değil, yukarıya doğru uzatmak. Şimdi nefes alıyor hocam ve nefes verirken içeriye doğru kapanıyor. Ben buradan bastırıyorum. Burası iç bacağı aktif. Burası aktif. Bütün nefes bitene kadar kalıyor ve alırken geriye. Tekrar verirken yukarıya kalkıyor. İyice boşaltıyor karnı ki iyice burası kasılabilsin. Tekrar geriye iki.
Nefes verirken kalkıyor. İyice sıkıştırıyor orayı. Ve bırakıyor. 3. Daha büyük, daha hızlı bir nefes ver hocam. Ver nefes. Aynen. 4. Çok güzel. Bunu basıyorum burada. İyi kuvvet var burada. Fena değil. 5. Hocama göre ayarlıyorum tabii. Bu diz dışarı gitmeyecek. Merkezi koruyacak. Kalça pelvis sağa sola düşmeyecek. Son bir tane yapalım hocam. Yüksel. Çalışıyor. Çalışıyor. Ve bıraktık aşağıya. Güzel. Şimdi diğer tarafını yapalım hocam. Dediğim gibi bu bacağı yukarıda da yapabiliriz ama başlangıçta yerde kalsın. Eğer kaldırdığınızda belinize falan yük gelirse zaten gerek yok. Dizine bu şekilde bastırdım. Bunu tuttum. Baskı uyguluyorum. Burada bir baskı var. Orada direnç uyguluyor. Nefes verirken kalkacak ve buradaki oblikler çalışacak. Yukarıya. Nefes vererek kalkmak çok önemli. İyice nefesi boşaltmak çok önemli. Dizi kaçırma hocam dışarıya doğru. İt beni biraz daha. 2. Tekrar kalkarken biraz daha yüksek baskı istiyoruz. Burada yine baskı devam ediyor. Dön hocam içeri, dön hocam içeri daha. Evet. Al nefes. Baş uzun hep. Ver nefes tekrar. Boşalt, 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 boşalt. Daha kal hocam orada. Ver nefesi, boşalt hocam. İt beni, it beni, it beni, it beni. Güzel. Son iki tane yapalım hocam. Ver nefes, yükselt. Çok güzel. Son bir tane. İt beni hocam. Pelvis burası kalkmıyor, oraya gidecek diye. Ve bıraktık, ve bıraktık hocam. Çok iyi. Çok güzel çalıştırıyor. Harika çalıştırıyor. Vuruşları yaparken böyle tek kas değil, tüm vücut devreye giriyor. Tabii. Ve bu muhteşem çalıştırıyor. Evet hocam. Böyle büyük bir hareket için birçok kas grubunu çalıştıran küçük tam konsantrasyon muhteşem. Evet. Hani mekik mekik değil de böyle çok yönlü egzersizler muhteşem hissediyor. Aynen. Yani bazen genç yaşlarda daha çok görüyoruz. Böyle 200 mekik çektim, 500 mekik çektim. Hiç gerek yok. 8 tane yaptın mı yetiyor. Evet evet. 8 çok hocam. Çok. Bu döner tekmeler, geri tekmeler için çok güzel bir hareket hocam. Evet hocam. Biraz karışık gibi görünüyor ama hareket oturuyor. Ama biraz kickbox gibi böyle karmaşık hareketlerin, seri hareketlerin olduğu branşlar için güzel bir hareket. Hareket City Twist hocam. Evet. Bu şekilde oturuyoruz. Omuz sıkı. Kolu uzat hocam. Vücut karşıyı göstersin. Şimdi önce alttaki bacakta kalsın hocam. Uzatmadan yapalım. Bir iki tekrar. İki versiyonunu yapabiliriz. Önce daha basitini yapacağız bir iki tekrar. Sonra daha zorunu yapacağız. Nefes verirken kalkıyoruz ve içeriye doğru dönüyoruz. Burayı uzun tutuyoruz. Bununla içe doğru dönüyor hocam. Bir rotasyon yapıyoruz. Burası düz. Tekrar başlangıç noktasına geliyoruz. Kolu uzatıyoruz. Evet. Omuzu hiç yaklaştırmıyoruz kola. Tekrar döndük içeriye. Nefes verdik. Uzadık. Döndük içeriye. Tekrar geldik. Kalçayı direkt yukarı doğru uzatıyor. Şimdi bacağı da uzatalım hocam. Döndük. Bacağı da uzattık şimdi. Uzun. İyice uzat hocam parmak ucunu. Evet. Tekrar geldik başlangıca, oturduk. Bir kez daha ver nefes ve dön içeriye. Burası komple dönüyor, bacak komple dönüyor. Ups, uzun bacak hocam. Tekrar geldik. Son bir tane daha yapalım hocam. Aç omuzu, nefes verirken tekrar. Uzat bacağı hocam. Güzel. Döndün hocam. Döndüğünde oturduğunda karşıya doğru çevir göğüs, karşıda kalsın. Evet, burada kalsın. Başlangıcımız ve bitişimiz burada. Bıraktık hocam. Çok güzel hocam. Evet. Bir yüzüstü yatalım hocam. Yine burada ama dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi, en önemli şeylerden bir tanesi. Hocam şimdi vücudunu yukarı doğru kaldıracak üst bedenini, başını ve göğsünü. Yoğunluğu burada değil. Buradan istiyoruz. Eğer öne doğru kapanmalar genelde belden değil, buradan oluyor. Ve bunu açmak için, burayı kuvvetlendirmek için, buranın geriye doğru hareketini arttırmak için yapacağınız bir egzersiz olacak. O yüzden odaklanırken buradaki hareketlere ve buradaki yoğunluğa odaklanacağız. Onu yapmaya çalışırken bacakları iki yana açıp dışa doğru çevirip kalçayı yere basarsanız buradaki baskıyı biraz azaltabiliriz. Karnımızı sıkı tutacağız. Kollar ileride uzun hocam. Biraz daha sıkı tutalım, biraz daha yakın tutalım birbirine. Evet. Şimdi başını ve lastiği beraber yukarı doğru kaldırıyor hocam. Ayaklar kalsın ve tekrar aşağıya. Burası yerde. Tekrar kalkıyoruz hocam yukarı. Kalk kalk kalk. Kolları biraz daha kaldır hocam. Lastik kalktığında açıyor biraz. Ve tekrar aşağıya. Çok büyük bir açılış değil, küçük. Kalktık yukarıya. Başını uzatıyor. Ve aşağıya. Kürek kemikleri arka cebine koyar gibi yükseliyor ve kürek kemiklerini geriye çekiyor. Uzun. Güzel.
Nefes alarak yapıyoruz. Nefes alırken biraz daha vücudumuzu uzatıyoruz. Alarak yüksel ve uzat. Ve aşağıya. Lastiği biraz daha başın tepesine doğru kaldırabiliriz hocam. Kaldırdık yukarıya uzun. Ve aşağıya. Şimdi yukarıya kalk ve bekle hocam. Ve yana doğru, üst bedenini yana doğru çevir. Güzel. Başının tepesi ve lastiğin hizası hep aynı. Şimdi buraya, buradan dönüyor. Belden değil, üst taraftan buradan döndü. Ve geldi. Döndü. Ve geldi. Kol yukarıda, omuz aşağıda. Ve geldi. Tekrar. Dön bu tarafa. Gel. Son bir tane hocam. Ve gel. Ve bıraktık ve indik aşağıya. Güzel. Nasıl hocam? Çok iyi hocam. Bu bir de böyle hep gardda kapalı kalıyoruz ya. Yumruklar atıyoruz. Hep evet. Karşıya doğru çalışıyoruz. Omuzlar biraz içeri doğru geliyor böyle. Hı-hı. Klasik boksör hataları var ya. Sırt zayıflar öne doğru evet, gelir. Evet, kapanır. Hele de çekiş çalışmıyorsanız şu duruşu, göğsü açmak, sırtı güçlendirmek için de çok iyi bir egzersiz. Evet. Şimdi bu omuz hareketliliği için vuruşlarda ve dönüşlerde hem omurganın rotasyonu için, küçük bir rotasyonu için hem de omuz kürek kemiğinin uzaması için yapacağınız bir egzersiz hocam. Başını koyduğun yere yine hizaya dikkat ediyoruz. Kalça üst üste, dizler üst üste, buralar sıkı. Nefesle ileri doğru uzuyorum. İyice burası uzadı. Şimdi üstten diyorum. Burayı bozmuyorum. Geriye doğru açıyorum. Üst taraf döndü. Eli uzattım. Bakışını da bu tarafa alalım hocam. Başla dönsün. Şimdi dirseği kapatıyorum. Vücudumun üstünde sürterek ileriye doğru gidiyorum. İyice ileriye uzuyor. İyice uzadı burası. Tekrar geriye geliyor. Diğer elinin üstünden, kolunun üstünden, göğsünün üstünden. Açıyor diğer tarafa. Başı da döndürüyoruz. Burası döndü. Tekrar kapattık dirseği. Ve uzattık. İstediğimiz şey burada pelvisin bozulmaması. Ama geriye gittiğinizde rotasyonunuz azsa ve sıkıntı yaşıyorsanız aslında burada biraz tolerans gösterebiliriz. Ama orijinali hizayı bozmuyoruz. Hop. Tekrar öne. Bir tane de buradan yardımını gösterelim. Biraz buradan kaçıralım şimdi hocam. Geldiğin, geriye gittiğin, buradan dönmüyorsa eğer biraz bacakları kaçırabiliriz. Ama beraber kalksınlar bu hizayı bozmadan. Tekrar aşağıya. Ama orijinali bu dizler hep yere temas ediyor olsun. Bıraktık, uzadık ve bıraktık hocam. Burada hocam böyle ulaşım mesafesini sağlamak için sağlam, rahat, hızlı basmak gerekiyor. Evet. Yani vücudu aktarmak için evet. Çok işe yarayacak bir çalışma. Evet, zamanla kapanıyor eklemlerimiz. Evet. Ne kadar boksta yapsak da bu ısınma hareketleri, soğuma hareketleri sırasında yapılırsa hem kas aktivasyonu hem de bazen küçük milimetreler bile vuruşu daha iyi yapmanızı, daha hızlı yapmanızı, daha etkili yapmanızı sağlıyor. O rahat açıklık, eklem açıklığı doğrudan bunu sağlayabilir. Evet. Evet hocam, şimdi biraz karışık ve güzel bir hareket yapacağız. Pilates'te bunu iyi öğrencilere sık sık yaptırıyoruz. Yanları güzel çalışacağız şimdi hocam. Tamam. Kolları iki yana aç hocam. Şimdi nefes al. Nefes verirken git. Bu kolu içeriye al. Bununla uza zemine doğru. İyice açılsın. Burada bir nefes alacağım. Burası açılsın içe. Git git zemine. Uza 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 uza. Bunu içeriye al. Şimdi nefes verirken kalk. Ve içe doğru kartal duruşuna geç. Dön 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 dön. Vücudunu çevir. Evet. Omuzları kasma hocam. Bırak omuzları. Şimdi tavana doğru dön. Dön 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 dön. İyice döndür. İyice döndür. Döndür hocam. Döndür. Nefes ver. Nefes ver. Uzunsun. Şimdi ileriye doğru. Tavanın köşesine doğru uzan. Biraz yukarı kalk hocam. Burası düz. Omuzları yerine çek. Şimdi kalk yukarıya, kalk, içeriye al ve bu tarafı aç. Güzel. Bir daha gidiyoruz hocam. Git aşağı, kalçayı kaldır, at kendini aşağı, al içeri kolu, al içeri kolu. Uzan, rahat bırak kendini, açıl. Buraya nefes al, açıl. Nefes verirken gel, kartal duruşu yap, çevir kendini, çevir kendini, kartal duruşu yap. Burası uzun hocam, daha in aşağıya, omuzlar rahat. Dön, 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 uzunsun, başın uzun. Uzat başı, uzat, kaldır biraz başı hocam. Evet. Şimdi tavana doğru dön. Dön 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 dön. İyice ver nefes. Güzel. Yukarı biraz üst taraf. Evet. Şimdi tavanın köşeye doğru uzan hocam. Uzan 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 uzan. Güzel. Kalktın tekrar. Ve döndük içeriye hocam. Uzun. Güzel. İki tekrar, üç tekrar. Yeterli hocam zaten. İki tarafa da yapıyoruz. Bayağı güzel. Çok aynen. Var. Hem açıyoruz, hem çalıştırıyoruz, hem döndürüyoruz. Yanlar çok iyi çalışıyor. Evet hocam. Çok olmuş yapmayalım. Böyle
Güzel. Evet, şimdi arabesk hareketi yapacağız hocam. Arabesk mi hocam? Evet hocam. Hem biraz karın çalışıyor. Bir önceki harekette bağlama sesi çıkarıyordun içinden aslında. Hadi hocam. Diğer bacağı üste koy. Hop. Tamamdır. Şimdi kalçayı geriye it hocam. Önce yukarıdan başlayalım. Çek kendini. Çek, 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 çek. Burasını düzeltir hocam. Başı biraz daha yukarıya al. Aynen, uzunsun. Burası sıkı. Şimdi kalçayı aşağı indirirken uza geriye. Yok yok, bacak aşağıda kalsın hocam. Uza geriye. Öne gelirken kaldıracağız bacağı. Enseyi it. Evet. Şimdi öne gelirken bacağı kaldır yukarıya. Çek, 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 çek. Yukarıya çek. Üst tarafı büyük hocam. Çek arabayı daha öne. Çek. Evet. Tekrar aşağı inerken uzat ileriye. Uzunsun. Tekrar. Gel, çek. Uzun burası. Döndürmeden. Nefes ver. Çek, çek, çek arabayı hocam daha. Tekrar aşağı in. Uzla. Bir daha nefes vererek gel. Ver nefes, ver nefes, ver nefes hocam. Uzun, başın uzun hocam. Tekrar gel. Aşağıya uzat omurgayı. Uzat başını. Düz. Tekrar gel, ver nefes. Uza, 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 uza. Hop. Tekrar in. Bir kez daha. Ver nefes, çek. Ver nefes, çek. Kaldır, 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 kaldır hocam burayı. Kaldır. Uzat başı, uzat başı hocam. Uzat başı. Çok iyi. Tekrar bırak. Ve bıraktık hocam. Ah. Yerde de benzer hareketler var ama makinede olunca bir başka güzel oluyor tabii. Bırak, bacak açayım. Bırak tekme. Çok iyi çalıştırıyor. Evet. Tam kontrol. Evet, her yeri güzel hissetmek lazım. Güzel, ilk kez yapıyorsun hocam sen de. Bayağı, bayağı iyi ilk sefer için harikasın. Şimdi hocam yine öne doğru kapanmayı açmak için, yani oranı rahatlatmak için bir egzersiz yapacağız. Biz zaten boksörler, kickboksörler öne kapanmayı seviyoruz. Evet. Şimdi onun için bunu sopayla da yapabiliriz. Bir lastikte de yapabiliriz. İlk başlangıçta lastikte yapabilirsiniz daha rahat. Çünkü esniyor geçiş esnasında. Daha rahat oluyor. Sopa atlama daha sert olunca. Atlama ipi de olur. Çok güzel olur. Aynen. Şimdi yukarıya kaldırıyoruz. Yapabildiğiniz genişlikte ne kadar dar olursa o kadar zor. Şimdi çok fazla yanlara açmamaya çalışarak geriye doğru alıyoruz. Ön taraf açılıyor. Göğsü dışarı çıkar mı hocam çok fazla? Buranın hizasını bozmadan tekrar yukarıya al. Ve öne. Biraz daha dar tutabilirsin hocam sen. Hocam çok daha dar tutabilir aslında. Yaparken de siz de buradan geçerken bozmadan tek tek indirmeye çalışmadan yapabildiğiniz genişlikte. Geçişlerde buranın açıldığını güzel hissedin. Omzun dönüşünü, kürek kemiğinin hareketine odaklanın. Hem sırtı çok iyi canlandırıyor, hem göğsü açıyor, hem de omuz hareketliliğini sağlıyor. Aynen. Çok da rahatlatıyor hocam. Çok da rahatlatıyor, evet. Son bir tane yapalım hocam. Çalıştıkça daha tuttuğunuz açıyı kapalı yapmaya çalışırsanız gittikçe gelişim sağlarız. Daha sert objelerle yapabiliriz. Sopayla yapabiliriz. Gittikçe zorlaşır. Gidiş evet. Daha kolay, dönüşte biraz takılıyor. Düzenli yaparsanız zorlamanıza zaten gerek yok. Ama omuz sakatlığınız varsa eğer yapmaktan kaçınırsanız daha iyi olur. Oh, hocam harika evet. Antrenmandı. Evet hocam. Bir de böyle program hazırlarken farklı amaçlara uygun olacak egzersizler vardı. Evet. Duruş, çekiş, dönüş, kontrol, hele o sondan iki önceki egzersizde evet. Canımı okudu cidden. Saydı aynen bayağı kuvvet, yan tarafı kuvveti isteyici güzel bir hareket. Bazıları kolay görünüyor, bence o kolay da görünmüyor. İzledim evet. Ama pek kolay değil gibi çalıştırıyordum. Hocam eğitim almak isteyenler nasıl ulaşabilir size? Instagram hesabından ulaşabilirler. Burada çıkan değil mi? Evet şu hocam. Evet şu. Aynen. Buradan. Çıkana bakabilirler. Hı-hı. Oradan öyle. DM'den yürüyebilirsiniz dersler evet. için. Onun evet. dışında pilatesmood.com var hocam. Evet oradan da ulaşabilirsiniz. Ha, nerede ders yapıyoruz? Cihangir Sports Club. Bekleriz. Sorularınız olursa bu arada aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Zevkli. Süperdi. Keyifli. Biraz acılı ama keyifliydi. Evet. O acısı zaten keyif kısmı. Evet yani. Zaten ince ince değiliz ya. Böyle evet. Bu antrenmandaki böyle yüklemenin tatlı sızısını seven birçok insanız. Oh. Ne güzel çalışmış. Aynen. Aa, çok güzel ağrıyor. Evet, çok güzel çalışmış. Ağrımıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın. Hocam oldu bence. Süper.